Paris'e gidiyoruz bu arada. Çıplak ayakla gezmek. Paris'teyim. Yine de eğlenilecek. Aa, şu an birden Lura çıktım. Arkamdan biri geldi. Hey. Kolay gelsin. Selam, ben Besede. Videoyu açmak için çok garip bir yer ve nokta seçtim çünkü buraya kadar birazcık böyle acele yürüyerek geldim. 2,5 euro vermemek için 35 dakikalık yolu yürüyerek geldim. Eğer binseydim muhtemelen 10 dakika falan sürecekti ama buna kesinlikle değer. Şimdi otobüse biniyorum. Bugün beraber Paris'e gidiyoruz bu arada. Şu an ben Freiburg'dayım. Şimdi otobüsle önce Strasbourg'a gideceğim. Strasbourg'da 1,5 saat geçireceğim. Yani orada işte aktarmalı gidiyorum çünkü. Sonrasında oradan 6 saat falan sürecek sanırım. Oradan Paris'e gideceğim. Yer ayırtırken Flixbus otobüsüyle gidiyorum. Şöyle otobüsüm de burada bekliyor şu an zaten. Öyle şimdi binelim bakalım otobüse. Bu arada bir gündür deneyimliyorum. 1,5 gündür. Freiburg çok güzelmiş. Fazla güzelmiş. Strasbourg'a geldim şimdi. Çok güzel görünüyor şehir. Şu anlık yani henüz bir ilk izlenimle sadece. Bu ara her hareketim falso. Sabah korkunç bir şekilde AT11 belgesini İstanbul'da unuttuğumu fark ettim. Sonra kuzenim onu almaya gitti, bulamadık evde. Sonra annem farklı bir yere kaldırmış, onunla hallettiler falan en sonunda. Sonra ülke değiştirince telefonu kapatıp açmak gerekiyormuş SIM'in tekrardan çalışması için sanırım. Onu kapatıp açtım. Öyle olunca SIM kodu gerekiyormuş ama SIM kodunu ben telefonuma yazmamıştım. Zaten yanımda olacak kart diye. Sonra Mustafa'yı aramam gerek. Dışarı çıkmış daha yine. Döndü eve onu almaya falan. Ayakkabım. Eski ayakkabı almışım yanıma salak gibi. Yani geçen kış giyiyordum bunu bayağı. Ama artık bir sene daha durunca herhalde tabanı sıkıntı olmuş. O yüzden tabanı yarıldı. Şimdi Primark'a gidiyorum. Çünkü en ucuz ayakkabıyı oradan bulurum büyük ihtimalle. Ve Paris'te Primark yokmuş. Hazır Strasbourg'da varken şimdi tam 1,5 saatim var. Oraya yürüyüş 20 dakikaymış. Böyle işte dönüşte yarım saat öncesinde 40 dakika falan orada bir vakit geçireceğim. Burada Avrupa'da ben daha önce ablamın yanına Amsterdam'a geldiğimi söylemiştim. Daha önce aslında Paris'e de gittim 2 günlüğüne. Ama çok çok turistikti. Şimdi böyle 5 gün, 4-5 gün falan kalacağım. Biraz daha böyle şehir deneyimi olarak falan olacak. Ama o zaman da Flying Tiger diye ve Hema diye iki dükkan var. O kadar hoşuma gidiyor ki o dükkanlar. Böyle tasarımları çok güzel. Bütün ürünler çok incik boncuk falan. Tam bir traveler, dreamer çantasıyla birlikte yürüyorum. İnanılmaz. Ve bu şehirdeki tipleri inanılmaz sevdim. Herkesi böyle bir ilginç saç, ilginç makyaj, böyle küpeler tarzı falan. Gerçekten çok sevdim. Buraya sırf burayı gezmek için çok net gelinir. Bir gün burada geçirilir. Ve böyle insanını buranın deneyimlemek çok keyifli olur büyük ihtimalle. Birazcık mağazaya gittiğimde vaktim olursa eğer o zaman da gösteriyor olurum size. Çünkü çok güzel şeyler var. Ben kendime bullet journal yapmak için bir tane defter almak istiyordum. Onu alacağım. Şöyle bir yol yürüyeceğiz. Ulaştım dükkanı şimdi. Burası dükkan. Şu an gördüğüm güzelliğe nasıl inanabiliriz? Evet. Tek olayı ucuz olması ve dandik olması olan bir yerdeyim şu an. Ve her yer bot dolu. Normal ayakkabı yok. Ama spor ayakkabı falan illaki vardır yani. Bu videonun başlığı belli oldu. Paris'i çıplak ayakla gezmek. Çünkü belli ki bulamıyorum. Etrafı göstereyim birazcık. Şöyle ayakkabılar var ama hiç rahat görünmüyor. Neyse ben hızlı hızlı bakayım. Eğer bir şey bulursam göstereyim ya da aldıktan sonra. Evet, benim şu an bireysel cennetime hoş geldik. Beni çıplak ayakla gezmekten kurtaracak olan o yer. Genelde her şey 11-13 euro arası. Ben kendime çok basit bir spor ayakkabı almayı planlıyorum. Şunun gibi. Yağmur yağarsa sıçtık ama olsun. Birazcık fiyatlara bakalım. 10 euroymuş bu. 14 euro ayakkabılar bunlar. Bir Air Max'imiz olmasın mı?
Bu ne kadarmış? Bu da 16 euroymuş. Şimdi bu ayakkabıları buldum da 16 euroya. Şu ayakkabılar var 6 euroya. 16 euro mu 6 euro mu? Bir düşünüyorum. Türk lirasına çarptığımda bile 16 euro 300 liraya yakın yapıyor. Hemen aile grubuna ses kaydı attım. İkisini gönderip karşılaştırmalı. Çünkü en akılcı fikri onlar verirler gibi geldi. Şunda karar kıldık. Diğerini ablam kendisi Erasmus'tayken almış. Ve hiç beğenmemiş, hiç rahat değilmiş. Şimdi birazdan satın alıp çıkacağım. Bu sırada burada bullet journal yaptık falan bir defter var mı diye bakıyorum. Ama sanırım pek yok öyle şeyler. Aldım ayakkabımı, ayağımı giydim. Eskisini direkt çöpe attım. Şu an dünyanın en güzel yerlerinden birindeyim. Flying Tiger'dayım. Kendime defter alacağım. Ama böyle bullet planner diyor direkt buna. Ne kadarmış? Gecele etmekle ve koşturmakla ve böyle bir şeyleri bulmaya çalışmak. 1,5 saatlik Strasbourg gezimizin sonuna geldik. Tüm yolculuk. Da falan geçti. Burada böyle Place de Latin. Ben böyle şeyleri genelde çok merak ediyor oluyorum. Bu da bunların yaya ışıkları. Şimdi gideceğim yere epey yaklaştım. O yüzden azıcık rahatladım. Şöyle bir kanaldan geçiyorum. Az önce daha güzel yerlerden geçtim gerçi. Ama yani daha ne kadar güzel olabilir bilmiyorum gerçekten. Ah delireceğim. 1,5 saatte bir şehre ne kadar aşık olunabilirse o kadar aşık oldum. Ve ne kadar çok adım atılabilirse o kadar attım sanırım. Şöyle bir park alanından geçerek şöyle gideceğim yere ulaşacağım. Henüz benim Erasmus sürecim başlamadı. İşte ben bir zaten dönemin başlamasından 10 gün erken geldim. Dönemim 1 Ekim'de başlıyor. O zamandan sonra böyle ayın 10'unda falan oryantasyon var. Ama derslerim 18 ya da 17 Ekim'de başlıyor. Ben bir tık erken gelmiş oldum. O yüzden tam böyle hani bir Erasmus deneyimi nasılmış bilmiyorum ama öğrenci şeklinde buralarda bulunmak çok güzelmiş. Gerçekten Erasmus'a gelmek için götümü yırtmak yaptığım en iyi şeylerden biriymiş. Ve gerçekten beni azıcık takip edenler bilir. Önceden tanıyanlar. Ben Erasmus'a gelmek için götümü yırttım. Aa çok güzel. Acaba böyle şeylerde göt demek videolarda ayıp mı? Ne kadar güzel bir yerden geçiyorum ben ya. Mustafa ile konuşuyorduk dün. Mustafa da tam olarak bir şehirden beklentisi benim gibi olan. Sadece sakinlik falan. Ya aslında sakinlik de değil aradım. Güven. Başka şeyler tarafından mutsuz edilmemek. Sürekli olarak yolda yürürken daha iyi travmatize edilmemek. Sürekli güvensiz hissetmemek falan. Yani beklentilerim sadece bu kadar aslında. Ve işte ilk önceki 1,5 gün Freiburg ve şu an bugün Strasbourg tam olarak bunu veriyor. Hani dışarıdan bir kaynaktan rahatsız edilmiyorum. Sürekli kendimi tehdit altında güvensiz hissetmiyorum. Ve çok keyifli. Geldim buldum geleceğim yere. Şurada uzakta yeşil Flixbus otobüsü var. Burayı bulamayacağım diye çok korkmuştum çünkü. Çünkü burayı yazınca başka bir sürü adres falan çıkıyor. Şimdi 6 saat Paris'e gideceğim. Yanıma sandviç hazırladım. Yarısını yedim az önce gösterdim zaten. Yulaf da hazırladım. Olabildiğince minimum düzeyde para harcayayım istiyorum ki. Hani en başında bir neye ne kadar para gidecek en azından onu göreyim. Bir de iş bulursam çok kolay olacak. Haftada 10 saat çalışıyorsun. Ayda 500 euro gibi bir şey kazanıyorsun. Ama o olmazsa o zaman bir tık sıkıntı da olacak. Ona göre hareket ediyorum. Öyle. Şimdi bakalım Paris hangisiymiş. Bulalım, binelim. Hala yoldayım. Son 2 saatim kaldı. Breaking Bad'e başladım. Yusuf söylemişti çok güzel kesin izlediği. Ben de hemen başladım şimdi. Etrafta böyle sakin sakin izleyerek gidiyorum. Ama henüz böyle şehrimizi bir yere girmeye daha çok olduğu için böyle ön koltuk almış olmanın keyfim çok bir çıkaramadım. Bir de bu kültür farklılıkları şeyi beni bir tık geriyor gerçekten. Mesela otobüste ön kapıdan inmek istedim. Şoför çok garip garip baktı. Böyle ıkına ıkına yol verdi falan bir. Arka kapıdan galiba insanları inip çıkarmış normalde. Bilmiyorum.
indim. Paris'teyim. Paris, Bercy, Drone. Ben daha önce de buraya gelmiştim. Amsterdam'dan buraya geldiğimizde onunla birlikte. Burasıydı direkt. Hatta geçtiğimiz yolu falan da hatırlıyorum. İnsanlar müzik dinleyerek parkta eğleniyorlar. Şimdi haritaya falan bakacağım nereye gideceğim diye. Geldim güzel hatırladığım gibi. Eve gelindi. Hafiften hazırlanıldı. Tuhan'la lise arkadaşım. Ben de Tuhan'la İbra'yı ziyarete geldim. Hani şimdi Latin dansı gecesine gidiyoruz. Öyle etkinliğe. Bakalım az dans edebiliyorum ama yine de eğlenilecek. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Tuhan'la. Tamam, bye bye. Dünkü kısma bugün az bir şey olacağı için hemen devam edeceğim. Önce bir outfit check yapıyoruz. Beraber Paris meydana, Paris merkeze gidiyoruz. Tuanma'yı, bu kızı önce derse bırakacağım. Onu bırakırken... Arkadaşlar durun. Bu kızı Allah zihin açıklığı versin derse bırakacağız. Ondan sonra ben oralarda takılacağım. Bullet Journal için almıştım ya defter, onu birazcık dolduracağım. Akşam böyle bir Turkish Night yapılacakmış Tuana'nın evinde. Onun için böyle alışveriş yapacağız, yemekler hazırlayacağız. Çok güzel bir şey oldu. Normalde herkes, işte Fransızların buradaki görevlerin çok kaba olmasıyla, evet genel olarak bence de öyle, ve de İngilizce bilmemesiyle falan bahsediyor. Ben bastığım otobüs kartı geçmiyordu. Aa şu an birden Lura çıktım. Ay burayı da görelim beraber. Bastığım otobüs kartı geçmiyordu metroda. Sonra böyle hani öyle değil, şurada geçerli bu, şöyle yapmanız gerekiyor falan diye böyle hani beni oturduğu yere çağırdı, bir şey yaptı, bilgi verdi. Sonra ben gittim makineye almaya bekliyordum. Geldi, kendisi nereye gideceksiniz, kaç tane gerek falan diye şey yaptı. Sürekli çok teşekkür ederim diyorum. Ay ne demek, hani sorun yok falan diyor. Çok tatlıydı. Şimdi şöyle bir yer bulduk. Oturalım. Azıcık yorgunum çünkü dün gece eve saat 5'te döndüm. Bir tık yorucuydu ve zaten öncesinde de 10 saatlik böyle ülkeler arası yolculuk yapmıştım. Şu an böyle Louvre Müzesi'nin oradayım. Ve böyle sürekli böyle yerlerde main karakter moment yaşayan insanlar oluyor. Sürekli işte Seine Nehri'nin kenarında böyle duruyorlar. Aniden öpüşmeye başlıyorlar. Evet, şehir sizin ayaklarınızın altında ve aşk şehri tam olarak şeyi. Öyle şimdi gideceğim. Şurada şimdi hatırladığım kadarıyla karşımızda Louvre var şu an. Sonra şu kapıdan geçeceğim. Sonra böyle bunun ileri gidince, devam edince orada bir şey bahçeleri varmış. Ve böyle işte göl kenarında oturuyorsun. Böyle şey havuzu ya da böyle şey yapıyorsun. Yeşil sandalyeler var falan. Oraya oturup birazcık bullet journal'ımı doldurmak istiyorum. Böyle dünü falan yazmak istiyorum. Birkaç gündür böyle buraya geldiğim zamandan başlatarak. Sonra oradan devam edince Şanzelize'ye çıkıyorsun. Öyle oralara gideceğim sanırım. Oradan da devam ettikten sonra Notre Dame tarafına çıkılıyordu galiba. Bakalım. Şu an benim kaldığım yer, Tuan'la da kalıyorum şu an. Bu birazcık böyle şehrin dışında bir yer. O yüzden böyle buraya gelince beraber, hazır gelmişken dolanıyorum. Birazcık dinlenme zamanı şu an. Evet, çocukların fotoğrafını çekiyorlarının önünde. Kolay gelsin. Ay çok garip bir şey oldu. Bence ben burada yeni enerji iyi şeylerim çekiyordur bilmiyorum. Ama ceketimi düşürmüşüm az önce. Üzeri o yüzden böyle bembeyaz oldu. Bu yerdeki beyaz kumlar, çok fazla beyaz var. Niye bilmiyorum, leke bıraktı. Düşürmüşüm. Arkamdan biri geldi. Böyle, is that yours diye söyledi. Sonra verdi. Çok teşekkür ettim. Ve böyle hep yani gitse giderdi.
Ama ve böyle buranın ne kadar çok işte hırsızlık yapıldığıyla alakalı falan hikayeler dinliyorum sürekli. Ama demek ki iyi denk gelince, güzel denk gelince insan güzel denk geliyor. Şimdi bu arkamda Lur oluyor. Arada böyle oturmalık yeşil çimenlik bir alan vardı. Oturdum oraya, defterimi yazdım birazcık. Dünkü bu fantastik geceyi, yani hayatımda ben ilk defa böyle bir akşam geçirdim gerçekten. Sonrasında burayı hani gün gün neler yaptığımı oraya yazmak istiyorum ki sonrasında böyle dönüp hani baktığımda bugün şöyle olmuş, bugün böyle olmuş ya da işte yazacak bir şeyim yoksa mesela yazacak daha fazla şeyim olsun diye çabalayaraktan günlerimi geçireyim istiyorum. Böyle etrafında yeşil sandalyelerde oturulan o alan. Böyle etrafta öğrenciler de çok fazla var zaten bu şehirde. Sürekli böyle öğrenci grupları falan geçiyor. Hoşuma gidiyor öğrenci görünce. Freiburg'da da öyleydi. Ve Freiburg'u gerçekten buradan daha çok beğendim. Benim çok hoşuma gidiyor. Burası biraz daha kalabalık, kaotik, güvensiz falan. Ama tabii ki güzel. Ama işte bu yol çok güzel. Daha önce geldiğimde de delirmiştim, bayılmıştım da. Aa, yolun sonu kapalı. Neyse, artık belli ki güzel değil. Neyse. Görmeyeli gibi içmişim ya. Şahane konserimden. Burada oturuyorum. Yağmur başlıyor. Brazil. Brazil. No Brazil. No, no, no. Okay. Şimdi gün sonu kapanışı yapalım bir. Hi. Hi. Sorry. No, no, it's okay. Gün sonu ne? Şey mi oldu? Evet, şey kameraya bakıyordu. gün sonu kapanışı yapalım bir. Bugün hiçbir şey çekmedim çünkü öyle bomboş, sadece hafiften turistliğimsi bir gündü. Yarın ve sonraki günüm benim böyle biraz daha bireysel ve güzel olacak. Yarın Tuğanlı'yı şu kızı taşıyacağız bir önce. Ve burada tap water. Tap water deyince bunu getiriyorlarmış ve bedava getiriyorlarmış. Çünkü zaten çeşmedeki suyu içiyorsun yani burada, o yüzden onu da para almayı versinler, çok mantıklı. Beni en çok mutlu eden şey burada. Çünkü Almanya'dayken, Berlin'deyken sular kurumuşuyordu. Orada da dışarıda su içemiyordum. Orada da etraftan doldurmuyor musun? Çeşme yoktu ki. Ne yok? Freiburg'da her yerde çeşme var. Yani varsa da ben fark etmedim. Bir de Berlin'in çeşmesinden de içmek istemem arkadaşlar açıkçası. Bak Berlin'de evde su doldurup içerim ama Berlin'in dışındaki çeşmeden içmem neyse 2,5 euroydu. Susuzluktan ölüyordum. Bu kadar. Burada, ben de burada birazcık susuzluktan ölüyorum. Burada okulum Saint Germain'de olduğu için bir koşu gidip uğrayıp su doldurup çıkıyorum. Mantıklı. Ben de bugün bir tane getirdiğimiz tuvalette dolduracaktım. Yani el yıkama alanında. Ama sıcak su akıyordu. Aa. Sanırım çeşmedeki suları içmesinler diye öyle yapıyorlar. Çünkü benim Budapeşte'li bir arkadaşım var. O da şey demişti, özellikle gece kulüplerinde insanlar çeşmedeki suyu içmesinler diye sıcak su şey yapıyorlarmış. Çünkü insanlar haplanıp gidiyorlar ve su içmeleri gerekiyor. O yüzden mekandan su satın alsınlar diye. Çok komik. Öyle... Haplanıyorlar diye mi atacağız? Bipleniyorlar. Daha bu hikayeyi bipleniyorlar diye söyle. Bilmiyorum. Bakalım. Öyle geldik. Böyle bir yerde oturduk şu an. Böyle tatlı bir yer. Buraya da karnımızı doyurduk birazcık. Şimdi birazdan ben böyle yürüye yürüye bir kısmını trene binerek eve gideceğim. Tuğan'la da dışarı çıkacak. Evet. Öyle, bu videoyu burada kapatayım ben. Sonraki günlerde tekrardan çekecek olursam bir şeyler çekerim. Belki ayrı bir video paylaşırım. Beraber yarın öbür gün karnımızı doyururuz falan. Öyle, öpüyorum sizi çok. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Olacak mısınız? Ne? Abone. Evet. Teşekkürler.